Eminim lösemiyi daha önce duymuşsunuzdur. Halk arasında bu kötü hastalıktan kısaca lösemi diye bahsedilir. Bir hastaneye ya da doktora gittiğinizde ise bir doktorun bu hasta lösemi demek yerine bu hastanın akut megakaryoblastik lösemisi var dediğini duyma ihtimaliniz daha yüksektir. Peki löseminin yanındaki tüm bu diğer kelimeler ne anlama geliyor olabilir? Bunu anlayabilmek için daha önce gördüğümüz, hatta çok sık kullandığım için rüyalarınıza bile girdiğini düşündüğüm şu diyagrama bir kez daha dönmek istiyorum. Diyagramı bu sefer değişik lösemi çeşitlerinden bahsetmek için kullanacağız. Önce yatay bir çizgi çiziyorum. Bu çizgi hücreleri olgunluklarına göre birbirinden ayırıyor. Üst satırdaki hücreler henüz olgunlaşmamış kan hücreleridir. Alttaki satırdaki hücrelerse hala tam olarak olgunlaşmamış olmalarına rağmen üst satırdakilerden biraz daha gelişmişlerdir. Evet, lösemi'nin sınıflandırmasını bu şekilde düşünebiliriz. Eğer lösemi üst satırdaki hücrelerden birinden kaynaklanıyorsa akut lösemi, alt satırdaki hücrelerden birinden kaynaklanıyorsa da kronik lösemi olarak adlandırılır. Öyleyse lösemi'nin sınıflandırılmalarından biri Kaynak hücrenin ne kadar olgun olup olmadığıyla alakalıdır diyebiliriz. Aslında pek çok hastalık için akut ve kronik terimlerini duymaya alışız. Peki bu kelimelerin olgunlukla ne gibi bir bağlantısı olabilir? Kulağa sanki rastgele seçilmiş kelimeler gibi gelmiyorlar mı? Aslında değil. Çünkü akut lösemiler çok hızlı ilerler. Yani akut lösemisi olan biri Lösemi'nin gelişmeye başlamasından yıllar sonra değil, sadece haftalar sonra belirtileri göstermeye başlar. Kısacası, son derece akut, yani hızlı ilerleyen bir hastalık başlangıcından bahsediyoruz. Kronik lösemiler ise yavaş ilerler. Kronik lösemiler yavaş ilerledikleri için yıllar boyunca hiçbir belirti ortaya çıkmayabilir. Bu hastalık başlangıcı son derece kronik, yani yavaştır. Bu arada Löseminin ortaya çıkışının her iki durumda da aynı olduğunun altını çizmek istiyorum. Tam olarak olgunlaşmamış bir kan hücresi daha fazla olgunlaşamıyor fakat hızlıca ve kontrolsüzce bölünmeye başlıyor. Evet, olan biten hala bundan ibaret ama şu an olgunlaşmamış kelimesine biraz daha açıklık getirmeye çalışıyoruz. Sorduğumuz soru şu, kan hücresi ne kadar olgun? Şimdi lösemi'nin nasıl ortaya çıktığını gösteren diyagrama geçmek istiyorum. Bu bir kan hücresi için normal bir olgunlaşma süreci. Buysa lösemi ortaya çıkarsa gelişen süreç. Olgunlaşmamış kan hücresi gelişmenin bu aşamasında sıkışmış kalmış. Gelişemediği için hızlıca ve kontrolsüzce bölünmeye başlıyor. Lösemi hücrelerine dikkatlice bakın. Olgunlaşmamış kan hücrelerinden oluşuyorlar. Bu akut lösemi için çizilebilecek bir şemadır. İsterseniz bir de kronik lösemi'nin nasıl ortaya çıktığına bakalım. Kronik lösemi'nin şeması da buna benzeyen bir şemadır. Tam olarak olgunlaşmamış kan hücreleri, olgunlaşma süreçlerinde yine bir noktada sıkışmışlar, ilerleyemiyorlar ve hızlıca bölünmeye başlıyorlar. Aradaki tek fark buradaki lösemi hücrelerinin biraz daha gelişmiş olmaları. Olgunlaşma sürecinin bir sonraki aşamasındalar. Kronik lösemi hücreleri daha hızlı bölünebilmekle beraber standart bir kan hücresinden daha uzun yaşarlar. Bunun için kronik lösemi hücrelerinin bir nevi ölümsüz olduklarından bahsedilebilir. Evet, bu da kronik lösemi'nin şeması. Şimdi bu şemanın gösterdiği başka bir noktaya değinmek istiyorum. Akut lösemi de lösemi hücrelerinin olgun özelleşmiş hücrelerle hiçbir alakası yoktur. Benzerlik olmamasının yanında bu hücrelerin herhangi bir fonksiyonu da yok. Sadece yer kaplıyorlar. Kronik lösemi hücreleri ise tam olarak belki yine olgun özelleşmiş hücreler gibi değiller ama akut lösemi hücrelerine göre olgun özelleşmiş hücrelere daha çok benziyorlar. Fonksiyon olarak da yetersiz olmalarına rağmen yine de doğru yaptıkları bir iki şey olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Her şeyi yapamıyorlar ama doğru yaptıkları birkaç şey var. Özetlemek gerekirse. Lösemi'nin sınıflandırılması akut ya da kronik olarak bu şekilde yapılıyor. Akut lösemi olgunlaşmamış hücrelerden, kronik lösemi ise biraz daha olgunlaşmış hücrelerden kaynaklanıyor. Akut lösemi çok hızlı ilerlerken, kronik lösemi daha yavaş seyrediyor. Son olarak akut lösemi hücreleri olgun özelleşmiş hücrelere hiçbir şekilde benzemezken, kronik lösemi hücrelerinin görünüş ve fonksiyonel benzerlik oranı biraz daha fazla. Şimdi, lösemiyi sınıflandırmanın bir başka yolundan bahsedeceğim. Aynı şemaya geri dönüp, bu sefer dikine bir çizgi çekiyorum. Dikey çizgi, hücreleri olgunluklarına göre değil de, hücre tiplerine göre ayırıyor. Bu ayrımla, bir yanda mieloid, bir yanda da lenfoid hücrelerle baş başa kalıyoruz. İsterseniz miyeloid lenfoid ayrımını kullanabilir, isterseniz de hücrelerin köklerinden biraz daha ayrıntılı olarak bahsedebilirsiniz. Evet, lösemileri bir de hücre tipine göre sınıflandırabiliriz. Şimdi videonun başında bahsettiğim örneğe geri dönelim. Mega karyoblastik lösemi demiştik. Bu lösemi hangi tip hücrelerden kaynaklanır? akut dediğimize göre bu üst satırdan bahsediyoruz. Akut megakaryoblastik. Bakın, işte buradaki hücreden bahsediyormuşuz. Akut megakaryoblastik lösemi, işte buradaki hücreden kaynaklanıyor. Bir örnek daha. Kronik lenfositik lösemi. Kronik, bu satırla alakalıydı. Lenfositik ise, ya bu, ya da bu hücreyle yani lenfositlerin biriyle bağlantılıdır. Bu noktada bırakabilirsiniz ya da T lenfosit ya da B lenfosit olarak da belirleyebilirsiniz. Lösemi'nin nasıl sınıflandırıldığını öğrendiğimize göre artık değişik lösemi tiplerinin detaylarından bahsedebiliriz.